Bu yüzden köşe sayfamdan Herkese merhaba Bugün de sizlere yine yuvarlak güzel bir modelimizin yapılışını anlatacağım modelimizde iki renk kullanacağız ee, herhangi bir lif ipi olabilir ee, markaya takılmayın herhangi bir lif ipi olabilir ee, istediğiniz renklerden iki renk e, uygulayabilirsiniz modelimiz çok kolay orta kısmı papatyalardan oluşuyor kenar kısımları ise e, Balık sırtı dediğimiz fıstıklardan oluşuyor. O şekilde güzel bir e, lif modeli. Hemen dilerseniz başlayalım. Şöyle iplerimi ben alayım. Size anlatayım. Öncelikle papatya bölümlerini yapacağız. Orta kısım papatya bölümlerini yapacağız. Bu şekilde. E, bunun gibi. Sonra birleştireceğiz. Ve kenar kısımlarını da bitirip e, lifimizi tamamlayacağız. Ben bu kısımlarını size göstereceğim. Birleşme yerlerini göstereceğim. Daha sonra da kenar bölümlerini yapıp ipimizi bitireceğiz. Öncelikle şu e, tam orta kısmımızın yapılışını sizlere anlatayım. Hem kenarları hem orta kısmını birlikte yapalım. Evet hanımlar, koyu renk ipimi aldım. Düğümümü attım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum tığımın başını dolamadan ilk yapmış olduğum zincir kanatına sabitliyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığımı doladım yapmış olduğum halkanın içerisine 2 de çektiğim trabzan yapıyorum bir tane zincir çekiyorum tığımı doladım aynı halkanın içerisine bir trabzan daha yapıyorum bir zincir çekiyorum aynı halkanın içerisine bir trabzan daha yapıyorum bu şekilde trabzanlardan oluşan yuvalarımızı oluşturuyoruz bakın 1 2 3 dört tane oldu şu anda Toplamda 12 tane olacak şekilde yuvalarımı oluşturuyorum. 6 tane oldu. 7.'yi yapıyorum. 8'i yaptım. 9'u yaptım. 10'u yaptım. 11.'yi yaptım. Bakın 12.'yi yaparken bir tane zincirimi çektim. İlk yapmış olduğum buradaki yuvanın içerisine sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum ve renkli bölümümü burada bitirmiş oluyorum. Tekrardan beyaz ipimi alıyorum. düğümümü attım. Bakın hemen burada bitirmiş olduğum noktaya tekrar sabitliyorum ipimi. 5 tane zincir çektim. Bakın bu şekilde araya aldım iplerimi. Arada yok etmek istiyorum onu da görüntü kirliliği olmasın diye tığımı doladım. Tam sabitlediğim yere bu şekilde ipimi çekerek bakın bir 2 3 4 5 6 tane bu şekilde ipimi çektim fıstık oluşturdum tekrar kapatmıyorum bakın tığımı doladım bir sonraki yuvanın içerisine aynı şekilde 6 tane ip çekiyorum 3 4 5 ve 6. çektim tamamını bu şekilde çıkartıyorum tığımdan ve bir tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum ya da 7 tane çekelim. Tığımı doladım. Bir sonraki yuvamdan bakın ipimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 Kapatmıyorum. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Tamamını çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Bir sonraki yuvadan devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Kapatmıyorum. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Tamamını çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane zincir çektim. Bakın 3 yaprağımı yaptım. Toplamda 6 tane yaprak olacak buradaki gibi tamamını yapalım, bitirelim, tekrar gelelim. Evet hanımlar, bir taneyi bitirdik. Bakın bu şekilde başlama noktamı tekrar birleştirdim. Bir tane zincir çektim, ipimi kırdım bir tanesini. Yani orta kısmımızı bu şekilde bitirdik. Devamında bakın toplamda e, 7 tane orta göbeğimiz olacak. Öncelikle onları yapalım, hazırda beklesin. Daha sonra bir taneyi yaptık, tamamını bitirdik. İkinciyi aynı şekilde devam ettim. Bakın son bir tane kaldı. 7 tane zincirimi çektim. Artık birleştirmeye başlıyorum motiflerimi. 7 tane zincirimi çektim, tığımı doladım. Aynı şekilde devam ediyorum. Bakın 1 2 3 4 5 ve 6. Kapatmıyorum. Bir sonraki yuvama geçtim. 2 3 4 5 ve 6. Tamamını topluyorum. Kapattım. Bakın burada hemen diğer motifimi alıyorum. Bu kısımdan bakın ipimi geçirdim. İçinden çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincirimi çektim. İlk başladığım noktaya tekrar geliyorum. Sabitliyorum. Bir tane zincir çektim. İpimi kopartıyorum. Birleştirmemizi burada bu şekilde yaptık. Bakın ilkini. Buradaki fazlalık iplerimizi ise arka tarafına döndürüyorum bakın. Buradaki fıstık aralarından iç kısımlara çekerseniz hiçbir problem kalmayacaktır. Bakın. Burayı da hemen çekelim. Bakın ipimizi temizlemiş olduk. İkinci motifimi birleştirdim. Şimdi tekrar bunu alıyorum. Bu kez son ikiyi birleştireceğim. O yüzden dört taneyi yapalım aynı şekilde son ikiyi birleştirelim. Yapalım gelelim. Evet hanımlar bakın dört taneyi yaptım. Yedi tane zincirimi çektim. Şimdi iki tane yaprağımı da burada bir tane bu kısma bir tane de bu kısma birleştireceğim. Halkamı oluşturacağım tamamını. Tekrar tığımı doladım. Bakın. Kaldığım yerden devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Kapatmıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Tamamını topluyorum. Kapattım. Bakın ipimi çıkarttım. Hemen öncelikle bakın bu kısımdan tam tepe kısmından ipimi tığımı geçirdim. İpimi içinden çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. Devam ediyorum fıstığımı yapmaya. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Kapatmadan bir sonrakine geçtim. 2, 3 4 5 ve 6 tamamını topluyorum kapattım ipimi çıkarttım bakın hemen buradaki bakın şu kısım bağlı bir sonraki yaprağımı birleştireceğim buradan ipimi geçiriyorum 1 2 3 4 5, 6, 7 tane zincir çektim. Başlama noktama bakın. Birleştirdim. Bir tane zincir çektim. İpimi kopartıyorum. Üçüncü çiçeğimizi de bu şekilde birleştirdik. Hemen dediğim gibi buradaki iplerimizi yaptıkça çekelim bu şekilde. Görüntü kirliliği yapmasın. Şimdi tekrardan bir sonrakini alıyorum. Yine iki tane burayı ve burayı birleştireceğim. Daha sonra yine iki tane bu şekilde son bir tane kalana kadar üç taneyi yapalım. Aynı şekilde birleştirelim. Bir ve iki, bir ve iki, bir ve iki diye bu şekilde birleştirelim. Hem burayı birleştireceğiz hem bu kısmı birleştireceğiz. Burada yaptığım gibi aynı şekilde iki kısmı birleştireceğiz. Hep tamamını yapalım. Sonuncuyu da birlikte yapalım. Orada 3 kısım birleşecek çünkü sonuncu da buraları aynı şekilde bu sistemde devam edelim. Sonuncuyu da birlikte. Evet hanımlar bakın tamamını yaptım. ikişerli birleştirerek buraya kadar getirdim. Son bir tane dilimim kaldı. bir, bir tane çiçeğim kaldı. Bakın onun da 4 tane yaprağını yaptım. Zincir çekmedim. Burada bekliyorum. 1 2 ve 3 noktayı birleştireceğim burada. Hemen bakın ipimi çıkarttım. 4. yaprağımın tepesinde birleştirmeye başlıyorum. Bu kısımdan aldım. İpimi geçiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Devam ediyorum aynı şekilde. bir sonrakine geçtim. Bakın tamamını topluyorum. İpimi çıkarttım. Hemen orta kısımda. Bakın orta kısımdan ipimi geçiriyorum. Tığımı doladım, devam ediyorum. Bir sonrakine geçtim. Tamamını topladım. Bakın. Son bir tane yaprağım kaldı. Onu da hemen bu şekilde ipimi geçirdim. 7 tane zincirle başlama noktama geldim. Birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum ipimi kopartıyorum. Orta kısmımızı bu şekilde bitirmiş olduk. Evet bakın orta kısmımızı bu şekilde bitirdik. Şimdi beyaz ipimi bıraktım. Renkli ipimle devam ediyorum. Düğümümü attım. şuradan buradan bakın ipimi sabitliyorum şu kısım değil bakın tam şuradan ipimi sabitledim bir tane zincir çektim ilmeğimi genişlettim 1 2 3 4 5 dolgudan oluşan bir fıstık yapıyorum kapattım 1 2 3 tane zincir çektim tığımı doladım aynı yere bir, bir tane daha fıstık yapıyorum kapattım. 3 tane zincir çektim, tığımı doladım. Bir sonraki bakın buradaki araya geldim. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Bakın buradaki ikinci dilimime geçiyorum. İkinci dilimime de bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte topluyorum. 3 tane zincir. Bu şekilde tekrar devam ediyorum. Tığımı doladım. Bir sonraki zincir arasına yine bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 3 tane zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 3 zincir tığımı doladım. Bir sonraki zincir arasına geçiyorum. Bir fıstık yaptım. Kapattım. 3 tane zincir. Aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 3 tane zincir. Bakın bu şekilde devam ediyor. Orta kısmımızı ikiliyi birleştirdik. Buradaki zincir arama 2 fıstık. Buradaki zincir arama 2 fıstık yine aynı yere geldim. Tığımı doladım. Bakın bu kısma bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Bir sonraki çiçeğime geçiyorum. Oraya da bir fıstık yaptım. İkisini birlikte topluyorum. ve 3 zincir. Bakın. Görüntümüz bu şekilde. Ara zincirlerini eğer çok fazla toplarsa 4'e çıkartabilirsiniz. Ben şu an 3 tane çektim yeterli geldi. 4'e çıkartabilirsiniz. Bakın bu şekilde olacak. Çiçeğimizin buradaki bölümüne 2 tane fıstık. Buradaki bölümüne 2 tane fıstık. Orta kısım ise iki çiçeğimizi birleştirdim. Bir tane buraya fıstık kapatmadan buraya da bir fıstık yaptım. İkisini birlikte kapattım. Şimdi devam edeceğim aynı şekilde. Bu kısma da iki tane fıstık yapacağım. Bu kısma da iki fıstık yapacağım. Bu kısımda ise bir fıstık buraya, bir fıstık da bu kısma olacak şekilde yapıyorum. İkisini birlikte topluyorum. Bu sıramızı bu şekilde yapalım. Bit bitirip gelelim. Evet hanımlar ilk sıramı bu şekilde tamamladım. 3 e, tane zincirimi çektim. İlk yapmış olduğum bakın bu kısma sabitliyorum. Ara zincirime geçiş yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığımı doladım. Yine ilmeğimi genişlettim. Bulunduğum yere bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 1 2 tane 3 tane zincir çektim tığımı doladım aynı yere bir fıstık daha yapıyorum kapattım 3 tane zincir çektim tığımı doladım Bakın tam orta kısımda iki tane fıstığı birleştirdiğimiz bölüm vardı. İki çiçek arasında. Buraya da aynı şekilde iki tane fıstık yapacağım. Bir tanesini yaptım, kapattım. 3 tane zincir çektim, tığımı doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Ve kapattım. 1 2 3 tane zincir çektim, tığımı doladım. Bir sonraki zincir arasına yine 2 tane fıstık yapıyorum. 3 tane zincir arasında aynı yere bakın ikinci fıstığımı yapıyorum. Üç tane zincir çektim. Şimdi burada artırmamız var. Bakın tam orta kısmı yaptık. iki çiçek arasında bu şekilde. ikinci fıstığımı da yaptım buraya. Tam bakın. Tam şöyle koyduğum zaman orta kısımdaki çiçeğimizin en üste gelen bölümünde Buradaki zincir arama arttırmamı yapıyorum. Tığımı doladım. Bakın tam bu kısma. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 3 zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 3 tane zincir çektim. Bakın artırmamı yaptım. Tam üst kısımdaki çiçeğimizin üst kısmındaki zincir arasına artırmamı yaptım. Tığımı doladım. Devam ediyorum. 2 fıstık arasına geldim. Yine 2 tane fıstık yapacağım. Birini yaptım. Kapattım. 3 tane zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 3 tane zincir. Bakın orta göbek kısmına geldim. Birleştirdiğim bölüme bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 3 zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Üç tane zincir. Tekrar bakın bu şekilde devam ediyorum. Artırma yerlerimiz dediğim gibi bakın şöyle göstereceğim size. Şuradan bakalım. Her taraf aynı şekilde aşağıda olduğu gibi devam ediyoruz bakın. Buradan başladım, şuradan başladım. 2 tane fıstık arasına 2 fıstık yaptım. 3 zincirle geçiş yaptım. Tam orta 2 çiçek arasında yaptığımız fıstığın üzerine 2 tane fıstık yaptım. 3 zincir. Tekrar buraya geldim. 2 tane fıstık yaptım. Bakın tam buradaki çiçeğimizin tam en üstteki bölümdeki yaprağının üzerindeki zincir arasına artırmamı yaptım. 2 tane fıstıkla döndüm. Devam ediyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın bu kısma geldiğimiz zaman yine 3 tane zincir çektim. 2 de çekebilirsiniz. Çok bol durursa eğer 2 tane de çekebilirsiniz aralarda. Bakın bu kısma yine iki tane fıstık yapacağım. Yine üç zincirle ara kısma geldim. Bakın tam burada artırmamı yapacağım. Yine iki tane fıstık burada nasıl artırdık? Burada da aynı şekilde şu kısımda artırmamı yapacağım. Tekrar bu kısımlardan devam ederek geleceğim. Yine aynı şekilde bakın tam e, çiçeğimizin orta kısımdaki zincir arasına artırmamı yapacağım. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Dediğim gibi 3 zincirle bağlı kalmayın. Eğer eğer ki gevşek olursa iki zincire de düşürebilirsiniz veya geçiş yerlerimizi üç zincir. Tam buradaki iki fıstık aralarındaki bölümlerimize de iki tane zincir çekebilirsiniz. Kendi elinize göre zincir sayılarını ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Tekrar gelelim. Evet hanımlar bu sıramı da gittim. Bakın son bölümde burada başlamıştık. Son bölümde yine artırmamı yaptım. 3 tane zincirimi çektim. İlk yapmış olduğum fıstık tepesine sabitliyorum. Zincir arasına tekrar geçiş yaptım. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi genişletiyorum. Devam ediyorum. 1 tane fıstık yaptım. Kapatıyorum. İki tane zincir çekiyorum aralarda. Bu kez iki fıstık aralarında iki tane zincir çekiyorum hanımlar. Kapattım. Bir iki üç dört tane zincir çektim. Tığımı doladım. Bir sonraki iki fıstık arasına geliyorum. Kapattım. İki tane zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 4 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Bir sonraki iki fıstık arasına yine 2 tane fıstık yapacağım. Kapattım. 2 zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. kapattım. 4 tane zincir çektim. Bakın burada artırmış olduğum iki fıstık var burada. Onun tam ortasına da yine aynı şekilde iki tane fıstık yapıyorum. Burada bütün çiftli fıstıkların arasına yine ikişer tane fıstık yaparak bu sıramı da bu şekilde bitireceğim. Aralarda 4 tane zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde. Aralarda 4 zincir çekiyorum. 2 fıstık aralarındaki zincir sayımı 2'ye düşürdüm ben birazcık daha e, toplasın diye. 2'ye düşürdüm. Aralarda yine 4 tane zincir çekerek bütün çiftli fıstık aralarına bakın buradaki çiftli fıstık, buradaki çiftli fıstık, buradaki çiftli fıstık tamamen aralarına bu şekilde ikili fıstıklar yaparak bu sıramızı da bitirelim. Tekrar gelelim. Evet hanımlar bu sıramı da bakın bu şekilde bitirdim. Sonuncuyu e, ilk başladığım yere bağladım. Bir tane zincir çektim. 3 sıramı bu şekilde tamamladım. Bakın gayet düz bir zeminim var. E, ne e, çok gevşek ne de toparladı. Gayet güzel düzgün bir şekilde oldu. Şimdi 3 tane sırayı yaptık iki sıra daha yapacağız. Aynı şekilde yapacağız. Aynı sistemde yapacağız. Yine aralardaki zincirlerimizin sayıları aynı. Ve bütün çiftli fıstıklarımızın arasına yine ikişer tane fıstık yaparak aralarda dört zincir çekerek ve buradaki iki fıstık aralarında yine iki, iki zincir çekerek bakın bu kısımlarda iki bu kısımlarda ise dört tane zincir çekerek iki sıra daha gideceğim. Eğer toparlanma olursa Buradaki zincir sayılarımızı bir tane daha fazlalaştırabilirsiniz. 3 sıramız oldu. 2 sıra daha yapalım. Aynı şekilde yapalım. Tekrar gelelim. Evet hanımlar bu sıramı tamamladım. Bakın toplamda 1, 2, 3, 4 ve 5 sıra gittim bu şekilde. Son 4 zincirimi çektim. İlk yapmış olduğum fıstık tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Bir tane zincir çekiyorum ve Yeşil ipimi burada kırıyorum. Tekrar beyazla devam edeceğiz. Hemen beyaz ipimi alıyorum. Düğümümü attım. Bakın bitirmiş olduğum yerden tekrar devam ediyorum. İpimi de bu şekilde aldım. Arada yok etmek için. Bakın tam iki fıstık arasına ipimi sabitliyorum. Bir tane zincir çektim. Şöyle ipimizi de arada yok edelim bu şekilde. Bakın ilmeğimi genişlettim. Bulunduğum yere bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. İki tane zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum. kapattım. 2 tane zincir çektim. Bakın tığımı doladım. Buradaki zincir arasına bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın bir sonraki iki fıstık arasına geçiyorum. kapattım. İki tane zincir tığımı doladım. Aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım iki zincir. Bakın tekrar tığımı doladım. Buradaki zincir arasına geldim. Bir fıstık yapıyorum. 2 tane zincir çektim tığımı doladım tekrar 2 fıstık arasına geldim kapattım 2 tane zincir aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum bu sıramızı da bu şekilde devam ediyoruz aralarda 2 tane zincir çekiyorum bakın Çift fıstık aralarına yine iki tane fıstık yapıyorum. Orta zincir bölümlerimize birer tane fıstık yapıyorum. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Gelelim. Evet hanımlar bakın bu sıramızı da tamamladım. Şimdi burada birleştirdim, sabitledim. Buradaki zincirimin arasına geçiyorum sık iğne ile. Bir tane zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. Bulunduğum yere bir tane fıstık yapıyorum. kapatıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Bir sonraki zincir arasına aynı işlemi tekrarlıyorum. Bir fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir. Modelimi döndürdüm. Bakın tekrar zincir arasına bir sık iğne ile geçtim. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir fıstık yapıyorum. kapattım bir zincir tekrar modelimi döndürdüm 3 tane zincir çekiyorum bakın burada dip kısmına sabitliyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum tekrar dip kısmına sabitliyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum tekrar bakın buradaki iki fıstığın ilkinin tepesine sabitliyorum Tekrar araya geçtim sık iğne ile bir tane zincir çektim. Aynı işlemi buraya da yapıyorum bakın. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım iki tane zincir. Tığımı doladım. Bir sonraki araya tekrar bir fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir. Modelimi döndürdüm. Tekrar bakın ara kısma sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bakın bir zincir modelimi döndürdüm. Buradaki zincir sayımı 3 tane daha çekiyorum. Dibine sabitliyorum. 1, 2, 3 tane zincir dip kısmına sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Bakın buradaki çift fıstıklardan bir tanesinin ilk baştakinin tepesine sabitliyorum. Araya tekrar geçiş yapıyorum bu şekilde sık iğne ile. Bu şekilde kenar bölümümüzü yapacağız. Tamamını yapalım. Daha sonra tekrar gelelim. Evet arkadaşlar bakın sonuna kadar geldim. Burada tam birleştireceğim bölümde 3 tane zincirimi çektim ve burada tam dip kısma bakın buradaki fıstık tepesine sabitliyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Beyaz bölümümüzü burada bitirmiş oluyoruz. Son bir sıramız kaldı. Kenar bölümlerini de gideceğiz. Daha sonra lifimizi bitireceğiz. Şöyle ipimizi de hemen temizleyelim alt kısma alıyorum. Bakın fıstık aralarından yok ediyoruz. Hemen renkli ipimi tekrar alıyorum. Düğümümü attım. Herhangi bir yerden bakın tam şu kısımdan buradaki fıstık arasına İpimi sabitliyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Bakın bir sonraki araya geçiyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tepe kısma geliyorum. Sık iğne yöntemiyle 1 2 3 tane zincir. Bir aşağıya bakın. Tam ara kısma sabitliyorum. 3 tane zincir. Bakın. Bir alttaki ara kısma sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. Buradaki alan bakın tam buradaki bir sonraki dilimime geçiyorum. Buraya sabitledim. 3 zincir bir üst bölüme geçiyorum. 3 zincir tepe kısmına sabitliyorum. Tekrar 3 zincir aşağı doğru iniyorum bu kez. Bakın bir alta iniyorum. Tekrar 3 zincir, bir sonraki dilime geçiyorum. Bu şekilde etrafını tamamen bitireceğiz zincirlerle. Daha sonra lifimiz bitmiş olacak. Bakın bir aşağıya doğru tekrar iniyorum. Bir alta tekrar bir sonraki dilime geçiyorum. Evet bu şekilde kenar oyamızı, kenar bölümümüzü de bu şekilde bitiriyoruz. Lifimizi etrafını tamamen bitirelim. Bitmiş haliyle tekrar gelelim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi kenar kısımlarını da bitirdim. Çok güzel bir hava kattı ve harika bir lif oldu. Çok da kolay, çok pratik, çok hızlı yapılabilecek bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Evet beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağı açıklamalar bölümüne Instagram sayfamın linkini bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Abone ol butonunun yanındaki zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde de videolarımı attığım anda sizlere bildirim gelecek. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın ve benimle kalın.